çok acı bir Türkiye resmi. Onun yerine gazetecilere ve kayıp yakınlarına davalar açıldı. Şimdi o gazeteciler ve kayıp yakınlarıyla beraberiz. Hoş geldin sevgili Mustafa Hoş. Hoş geldiniz sevgili Öz. Mısra Öz. Bu görüntüleri seyrederken insan bir kere daha sinirlerine hakim olamıyor. En yakın tanık da Mustafa Hoş. Dilersen senden başlayalım Mustafa. Bir genel değerlendirme ve bu tazminat meselesi. Merhaba Erk. İyi yayınlar. Şimdi görüntüleri izleyince yani bir film şeridi gibi bütün süreç yeniden gözümün önünden aktı geçti. Biraz da etkilendim tabii. Bu kadar net, bu kadar somut bir şey ya insanın gözüne sokuyor artık hani ihmaller. Bak haberi ilk yapmaya başlardık. İlk cümleni ilk yardıma civardaki köy yani Sarılar müdahale etti. Bunun süresi tam 45 dakika, 45 dakika ilk yardım gelmedi. Evet. Buradan başlıyor. Hani kaza olduktan sonra olanları söylüyorum. Sonra orada hala insanlar rayların altındayken yolu açmak için taşlar taşındı. Onun için büyük bir çaba gösterildi. Sonra gece 12'de bir bilirkişi heyeti oluşturulup helikopterle oraya getirildi. O bilirkişiler aynı zamanda Pamukova'da olan bilirkişilerdi. Pamukova'yı aklayan bilirkişilerdi. Yani seçilmiş kişilerdi. İlk andan itibaren ilk refleks bunun üstünü kapamak üzerine olduğu da gayet çok açık ve netti. Bu o 8 Haziran'da tren devrildikten sonra olan bir süreç. Öncesi var. Çünkü bu hat seçimden önce alelacele açıldı. Altyapısı tamamlanmadı. Altyapısının tamamlanmadığını nereden anlıyoruz? İşte o menfez göçtü, çöktü. Sonra balast tutucu duvar raporu var. Buna ilişkin bir şey yapılmadı. O gün aşırı yağış yağacağına dair hani şimdi önümüzdeki günlerde işte pazartesi falan kar yağacak diye bugünden itibaren her tarafta haberler var. O gün de aynı şeyler vardı. Dikkate alınmadı. Ray bekçisi bir taneydi. O da o gün üzümlüydü. Pazar günü olduğu için kontrol etmedi. Yani anlatmaktan artık neredeyse her birini ezberledim. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Bakın bu dosyayı herhangi birisi alsın. Hukukla hiç ilgisi olmayan, gazeteci olmayan birisi alsın dosyayı ele. Orada 3 tane resmi rapor var. Devletin kendini. Bir tanesi bilirkişilerin, o ilk bilirkişilerin, seçilmiş kişilerin hazırladığı rapor. En sonunda Devlet Demiryolları ve Ulaştırma Bakanlığı sorumlu değildir diyor ama o maddeye gelene kadar 10 tane net bir şekilde onların sorumluluğu olduğuna dair madde var. Bir diğer rapor Ulaştırma Bakanlığı'nın teftiş kurulu raporu. Bakın Ulaştırma Bakanlığı'nın teftiş kurulu raporunu alıp sadece o okunsa orada en az 10 tane ihmal var. En son bilirkişi raporu var. Bilirkişi raporu bütün bunları başından beri araştırdığım, ortaya çıkardığım her şeyin delili olarak dedi ki en son maddede Devlet Demiryolları kusurludur. Yani gelinen noktada şöyle bir durum var Erk. Hani bu Çorlu'ya şöyle bakılacak artık. Bir tarafta cinayet olduğu kabullendi mi? Resmi olarak da bilirkişi ve diğer raporlarda tescillendi mi? Tescillendi. Evet, bir tarafta bir cinayet var. Bir tarafta da cinayeti örtbas etmeye çalışanlar var. Bunun artık başka bir şeyi yok. Aslında 40 bin liralık tazminat davasıyla buna ilişkin söylediğin şeylerden de hani sen gözünün yaşardığını söyledin. Bizim de gazeteci dostların olarak gözümüz yaşardı. Hiç umurumda değil bu dosyayla gazetecilikle ilgilenmeye devam edeceğim dedin. Yani aslında faturanın kime kesildiğini görmek devletin nasıl bir refleks verdiğinde anlamakta çok yararlı. Sayın Musa Öz'e dönmek istiyorum şimdi. Biz daha önce de kendisiyle tazminata ilişkin haberler yapmıştık. Kendisine suç duyuruları olmuştu. Kendisine soruşturmalar açılmıştı.
Ya şunu sormak istiyorum aslında, ne hissediyorsunuz? Yani samimi bir şekilde bunu çok çok merak ediyorum yani. Çünkü buradan sadece bir gazetecilik meselesi çıkmıyor. Buradan çok trajik bir filmle çıkıyor aslında mirası geleceğe teslim edeceğimiz. Öncelikle merhaba, iyi yayınlar. Tek bir öfkem, tek bir duygum var, o da öfke. İlk başlarda çok üzgündüm. Fakat artık üzüntüm daha geri planlara düştü, Çünkü öfkeden başka bir şey hissedemiyorum. Şok oldum ben. İlk önce Mustafa Bey'e verilen cezayı duyduğumda şok oldum. Arkasından da dün mahkemede hakim kararını suratıma açıkladığı dakikada şok oldum. Ya gerçekten şok olmanın ne demek olduğunu tekrar orada bir kez daha yaşadım Çorlu katliamından sonra. Sizin cezanız 8 bin lira yanılmıyorsam. Evet, 8.840 lira. Peki Mustafa Hoş'un cezası gazeteci dostları sayesinde halledildi. Sizin bir dayanışma grubunuz var mı? Bunu da sormak isterim. Şöyle Erk, pardon. Yani bir halledilme yok. Yani şöyle, bu kadar kolay bir şekilde bu parayı alamazlar. Olacak iş mi? Ben bir suç işlemedim ki bu parayı ödemek için bir şey yapalım. Çok sağ olsunlar. Hani bugün dahi arayan, yurt dışından dahi arayan insanlar oldu. Böyle bir para toplama söz konusu değil. Çünkü ortada bir suç yok. Bunu kabullenmek anlamına gelir bu. Ben yasal olarak ne varsa bütün o haklarımı kullanacağım. Ayrıca o yetmediği gibi o savcıyı HSYK'ya da şikayet edeceğim, kayda düşsün diye. Ben öyle savcılar gördüm ki, 35 yıllık gazeteciyim. Sen de görmüşsün diye elini beline koyup onu alın bunu alın devlete kafa tutan savcılar da gördük biz. Nerede onlar? Bugün ben yine gazetecilik yapıyorum, onlar ülkede bile değil. Ya da öyle savcılar gördüm ki sadece meslek namusu için namlunun ucuna giden, hayatını veren savcılar var bu ülkede, Doğan Özler gibi. O yüzden kimsenin yaptığını yanına bırakmam ben. Ortada bir suç yok. Ben katillerin izini takip ediyorum ve o katillerin izini sürmeye devam edeceğim. Ya çok özür dilerim, araya girdim. Hani sanki bir para toplanmış. Hayır, böyle bir şey. Çok çok da somut şeyler söyledin. Daha detaylı bir yere geldi konu. Daha önemli bir yere geldi. Daha aslında hakkın olduğu ve hakkı savunduğumuz bir yere geldi. İyi ki söyledin. Sayın Öz ne düşünüyor acaba? Ben de Mustafa Bey'le aynı fikirdeyim. Aynı görüşlere sahibiz zaten bu konuda. Öncelikle hukuksal olarak hakkımızı arayacağız. Çünkü biz suçlu değiliz. Biz suçluların deşifre eden taraftayız. Biz suçluların kim olduğunu haykıran taraftayız. Hakkımızı arayan taraftayız ve bunun hukukla olması gerektiğini savunan, adaletin ise olması gerektiği gibi işlemesini savunan taraftayız. O yüzden evet, şunu belirtmem gerekirse fazlasıyla çok güzel dönüşler oldu bana da, Mustafa Bey'e olduğu gibi. Ve gerçekten birçok kişi mesaj attı, hala atıyor destek olmak için, yardımcı olmak için. Ama tabii ki ben öncelikle hukuksal anlamda itirazlarımı yapacağım. Arkasından hani ne çıkar, nasıl olur bilmiyorum ama hiçbir kuruşumu oğlumu alan, benden canımı alan insanlara yedirtmek gibi bir niyetim söz konusu olamaz. Onlar benim evladımı aldılar. Bir de üstüne para verecek değilim ben hiç kimseye. Özellikle de altını çizmem gereken bir şey varsa, burada hakimlerin ve savcıların enteresan bir şekilde konuyu kişiselleştirme gibi durumları söz konusu. Sanki kendilerine hakaret ediyormuşuz, küfür ediyormuşuz ya da kötü dileklerde bulunuyormuşuz gibi bir şey yansıtıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Aldıkları kararlara karşı vermiş olduğum tepkiler var. Çünkü ben adaletin işlediğini düşünmüyorum. En başından beri düşünmüyorum. Evet, bir gün işleyecek, bir gün gerçek sorumlular yargı önüne çıkartılacak ama Çorlu katliamında 3 yıla yaklaştık. 4 tane kişi sanık olarak karşımızda, o da alt düzey memur. Fakat bu davada
aileler, avukatlar, gazeteci Mustafa Hoş ve bir bize destek verdiği için yanımızda olan vatandaşlarla birlikte yaklaşık 10-11 kişiye dava açıldı. Bu da çok enteresan. Gerçek sorumlular yargı önünde değilken sadece 9-10 kişi hak aradığı için yargılanıyor. Ben bunu yediremiyorum. Bu yüzden de çok öfkeliyim. Dediğim gibi evladımı alanlara bir kuruş dahi vermek, yedirmek gibi bir niyetim yok. Ama olur da evet zorlarlarsa, çünkü en iyi bildikleri şey parayla zorlamak, korkutmak. O zaman da bir kereliğe mahsus başımın gözümün sadakası olsun der, o parayı veririm ama daha sonrasında söke söke de almasını bilirim. Çok teşekkür ederim. Son sözü eğer Mustafa Hoş yayındaysa ona vermek isterim diyeceğim. Evladımı alanlara bir de para ödeyecek değilim. Ne kadar ağır bir laf. Sen de haklı olduğun bir davada para ödeyecek değilim diyorsun. Ne kadar onurlu bir laf bu da. Çok az süremiz kaldı sevgili Mustafa Hoş. Bir dakika içinde toparlamanı dilerim. Bak şöyle, bu davaya bakan herkes Türkiye'yi görsün. Bu dava önemli. Hani evet, diğer başka davalar da önemli ama bu davanın şöyle bir tarafı var. Ya hukuku işletmesi gerekenler, işletmesi gerekenlere biz hukuk yoluna sevk etmeye çalışıyoruz. Böyle bir saçmalık olmaz. Diyorum bak, bu dosyaya bakacak kim olursa olsun bütün Devlet Demiryolları üst düzey bürokratlarını hemen bu akşam gözaltına aldırır, tutuklandırır. Bak, sorgulama açma, sorgular demiyorum, soruşturma açar demiyorum, tutuklanması gerekir. Bir cinayet daha bundan daha açık bir şekilde olmaz. Ben bu cinayeti gördüm. Ve gördüğüm cinayeti de anlatmaya devam edeceğim. Bu cinayet artık bunun böyle yok faciaymış, yok kazaymış, yok bilmem neymiş gibi tanımlamasına da gerek yok. Kendileri resmi belgelerle de cinayet olduğunu söylemişlerdir. Ve artık bu cinayetin faillerinin peşine herkesin düşmesi lazım. Yani dediğim gibi ortada bir cinayeti örtbas etmeye çalışanlar var. Bir de cinayetin faillerini ortaya çıkarmaya çalışanlar var. İki taraf var. Herkes burada tarafını seçer. Peki. Çok teşekkür ederim. Sevgili Musa Öz ve sevgili Mustafa Hoş. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.